Joseph Murphy'nin Bilinçaltının Gücü isminde bir kitabı var. Hı hı. Yani burasının bir tarla olduğunu ve kelimelerin, telkinlerin tohumlar olduğunu ve dikkat edersen aslında zihnimizde sadece neler var? Kelimeler konuşuyor değil mi? Kelimeler var. Hiç kelimesiz bir şekilde durabildiğiniz oldu mu? Kelime yok zihnimizde. Bir şey anlatmak için mi? Bir şey anlatmak için. Yani sıfır kelime. Salt, saf bakış. İşte tam sekine hali, tam sükun hali. İşte orası ilahi olanla kontak olduğumuz nokta ve bütün telkinler de aslında buna gelmek için. Gerçek anlamda dua dediğimiz mananın kendisi bir buluşmak ise eğer ki isteyerek başlıyoruz buna ama o isteklerin hepsi tek bir istek içindir. O sükuna, o vecde ulaşabilmek için, o merkez, o oluş içerisinde olmak. Yani kutsal insan dediğimiz, Hazreti insan dediğimiz mana hem düşüncelerde yani zihinde arınma ve oradan bir vicdanın doğması. Vicdan. Ne oldu? Niye gülüyorsun? Mesajlar var hocam. Mesela neyle ilgili? Biraz önce reklamdan önceki konularla öyle mi? Ilgili. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Yani vicdan... Kulay böceği böyle bilmezdik. Öyle mi? Şimdi peki ben bir şey söyleyeyim şu anda. Saatimiz kaç acaba diye. Peki. Vicdan, vecd, vücut. Yani öyle bir cud ki o. Öyle bir cömert ki. Ve vücudunu, sevgisini, mevcudiyeti, mevcudata öyle bir yansıtmış ki. Her bir mevcut o vücudu kendi içinde barındırıyor. Dolayısıyla Mirdat da çok önemli bence. Orada da söylediği Allah bölünmeden parçalanmadan size zatını vermiştir ve zatının kanunlarını da sizde işletmek için de ilim vermiştir. O cömertlikten geliyor, o rahmetten geliyor. İşte cud cömertliği, vücut onun birliğini, mevcut ise onun her bir mevcudatta görünümünü anlatırken bize bizler bu arınmalarla böylesi bir lezzeti ruhaniye yani keyif alabilmek, lezzet alabilmek, tadına varabilmek. En son nihayetinde Zen öğretilerinde söyler, mesele bir odada sessizce oturabilmektir. O odada senin varlığındır. Sessizce oturabilmeyi Peygamber aleyhisselam sahabilerine öyle noktalarda biliyorsun Sohbet-i Nebevi'de başlarına kuş konarmış, onları cansız zannedermiş. Tam bir meditatif sekine hali. İşte bu sekine halinden çıkan, yani bu sevgiden çıkan eylemlerin hikmetli olması, hikmetin burada olması ve esas ihtiyacımız olan şeyin başta kendimiz için bu olduğunu, o zaman Merkez Efendi gibi ekstra müdahalelerden kaçınırız. Çünkü her şey yerli yerindedir. Bütüncül nazarla bakınca öyledir. Ama zihinsel nazarla bakınca orada öyle dedi. Bunları anlamaya çalışmak insana idraki verdi, anlamayı verdi. O bütünlük içinde olduğumuzda anlarız. Yoksa çatışmalar başlar. Birazcık çatışmalar iyidir. Fakat kafayı gözü yarmadan. Yani o açıdan mesela Zerdüşt'ün öğretisinde de onu da işleyeceğiz biz. Zerdüşt öğretisinde işleyeceğiz. Diyor ki savaşınız bile bir bilinçlik içersin. Savaşmak iyidir diyor. Çünkü diyor sizi dikkate toplar ama savaşınızda bir asalet olsun. Hep barış olursa diyor atalete uğrarsınız. Hep rahmet kulu ne yapar? Musibet. Arada musibetlerle, oklarla ama Hazreti Ali'nin savaşı gibi. Demek istediğimi anlatabildim mi? Onlar bir operasyon. Bir tür işte nasıl ki biz bedenimizden kazuratları atıyoruz. Bir noktada da dünya da kendisini böyle yapıyor. Belki insanlar üzerinden de oluyor. İlahi planda buna izin veriyorsa vardır bir hikmeti. Savaşların bile efendim bir yani onun söylediği şey insanı uyanık tutar diyor mesela. İnsanı uyanık tutar. Yani Peygamber aleyhisselamın yanında bir şeyi vardı, Ebu Cehil vardı yani. Ne yapıyordu? Rikkatte tutuyordu onu. Her Hazreti İsa'nın yanında Roma vardı mesela. Musa'nın yanında Firavun vardı. Yani yanımızda bir negatif iblis var yani. Onu teslim almak demek, bunun varlığını kabul etmek, onunla uğraşmak, o sadece onunla çatışma diyor. Ona karşı yapacağın şeyi
açacağın şey, yani o sende bir şeyi açıyor, bir tetikleyici. Musibet o demek zaten. Musibet sana özellikle atılan ok demek. Onu değerlendirmek çok önemli. O açıdan bazen savaşlar ne oluyor? Uyandırıcı etkilere sebebiyet verebiliyor. Bu da rahmetin için. Cehennem dahi lüzumsuz değildir. Cehennem nedir? Cehennem bir laboratuvar gibidir. Bir zat öyle diyordu. Yine uçuk bir örnek ama bir realitesi olan bir şey. Oğlum diyor demişti, cehenneme girmek bile bir nitelik ister. Öyle herkesi cehenneme yani ne almazlar derken şu anlamda söylüyor. Hastaneye herkesi alırlar mı? Orası bir arınma merkezidir. Cehennem bir arındırma merkezidir, bir laboratuvardır. Orada yıkayacaklar. Sen bunu yaptın, bak karşılığı bu şeklinde rehabilitasyon merkezidir diyor. Ebedi çıkmayanlar da var. Ebedi hani çıkmayanlar da var. Zaten sanki şeye algısı olmasa, arınacak evet, çıkacak tabii, algısı olmasa. Ama çıkacak olanlar da var mı bilmiyorum. Çıkacaklar var mı? Genelde herkes diyor cehenneme uğrayacaktır. Eğer peki, Müslümansa, iman etmişse hiç cezasından peki, sonra çıkacağı konuşulur. Peki hiç o zaman oralara gitmeyelim. Tamam, hiç cennete cehenneme gitmeyelim. Bir her insan bir depresyona giriyor değil mi? Bir evet, sıkıntının, bir iç sıkışıklığın içerisine psikolojiler giriyor. Psikolojiler şu an küçük çaplı insanlar cehennemleri yaşıyor. Orada kalabiliyor değil mi? Şizofreniye kadar da gidiyor Allah korusun. Ama iman dediğimiz bilinçlilikle oradan çıkabiliyor. Mesela ben bir hadis hatırlıyorum. Efendim diyor ki, herkes diyor bir cehenneme uğrayacaktır. Yani herkes kendi içinde o sıkışmaları, o sıkışmalar rahmete vesile olacaktır. Ama o sıkışmada kalırsan, değerlendiremezsen, o zaman yapışır kalırsın. Cehenneme yaslanmak ne demektir? Aynı algıya tutunmanın kendisi zaten cehennemdir. Evet. Yani hani diyor ya, ölünce ne olacak? Osman Hoca diyor ki, yaşıyor musun ki soruyorsun bu soruyu diyor. Yaşıyor musun ki? Bir bak haline. Yani zaten çoktan keşke ya aslında birçok hocayla üstadla konuştuğumuzda da hep şey diyor yani, hani öbür taraf bir ebediyet var ya, evet, gideyim artık diyor. Yani çünkü bir ebediyet, tabii oraya nasıl gittiğimizin garantisi yok, son nefesimizin garantisi yok ama hani imanlı anlamında aynen, hani bir gideyim artık, burası bitti devam ediyor. İşte yani, var ya aslında hiç, bence hiç o kadar uzaklara, kendi kişisel görüşüm, kendi kişisel tecrübem yani. Ben çok gitmek, ben bayağı bir gitme noktasında, hatta araştırma noktasında, Allah'ım bir gideyim de geri döneyim filan böyle. Yok. Yani köşeyi görünce zaten üçüncü soruya geliyormuş ya, rahat kalmasın, hemen cevabı çıksın. Aynen. Yani ne oldu? Şu buranın emin ol yani gitmiş ve gelmiş olarak bil kendini. Gittin ve oradasın gibi yaşa şu anda. Gittin ve oradasın halinde yaşa. Geçen bir soru sordum. Bak bu çok enteresan. Bu sorular çok özel. Instagram'da bir paylaşımda aynen dedim ki bak burada bu güzel bir şey. Dedim ki Allah'ın kün emri sizde olsaydı, mührü Süleyman sizde olsaydı ne yapardınız? Ne yapardınız? Çok tehlikeli, çok sorularda yüzüyorsun. Ama çok güzel. Evet, çok tehlikeli sorular. Fakat bu neyi biliyor musun? Bu şu demek aslında. O istediğin ya, gücün olsaydı. Gücün olsaydı bak. Bu şu demek aslında. Ona vermiş olduğun cevap aslında senin derinlerde yapabilme potansiyelini gösteriyor. Sen onun için bir adım at. Soru bak, belki şöyle olabilirdi. Bak, bak. Allah sana istediğini yapma gücü verseydi. Tamam, bu sefer işte, ne oldu kurtulurdun. Ki? Hani ama Allah'ın gücü sende olsaydı başka bir şey. Allah sana istediğini yapma gücü verseydi. Teşekkür ediyorum. Orada bir Allah razı olsun. Sağ ol. Estağfurullah. Beni cehennem çevirdin abi. Bir sıcaklık geliyordu zaten bir yerden de. Yalnızca bir hararet bastı. Altına gelecek yorumları merak ediyorum ben. Hakikaten buraları bence montajla abi. Şey yap bak. Şimdi arkadaşlar yanlış anlamayın. Ben hocam, beni de referans eyvallah. Beni de referans almayın. Yok sakın ha bak anlattıklarımı beni referans almayın. Kendi aklınızı kullanın. Kendi sorun şurada. Soru seninle ilgili değil. Sorun şimdi üslup. Evet, üslup anlatış tarzı ve kapasite. Abi anlatış tarzına baksana elimiz ayağımız ha, durmuyor. Yani normal değil hani ki. Senin yani anlattığından da nereye varmak istediğini bildiğim evet, için. Yani arada böyle bir ipucu çünkü abi, başka taraftan yanlış anlaşılabilir miye girmek istiyorum. Çünkü abi, müsait. Eyvallah oraya tabii, doğru. Tabii. Yoksa şimdi, senin bildiğim için. Peki Allah size gücünü ne diyecektim yani, ben? İstediğin gibi hani istediğini yapma gücü evet, verse. Ya baba ben buna sana esasını söyleyeyim. Merkez Efendi'nin mürşidi demiş ki Allah olmazsınız ama Allah olsaydınız ne yapardınız? Yani şimdi oraya da gelirsek bu var yani. Anladın mı? Bu da ayrı bir. Buna
O da diyor ki her şeyi yerli yerine koyardım diyor. Onun için merkez efendi olmuş filan. Şimdi biz teşbihte hata olmasın diyerek bir balans yapıp efendim oraya gelen yorumlar aslında o insanların yapabilme potansiyellerini, yapabileceklerinin potansiyelini gösteriyor. Sen bir adım atarsan Allah sana 10 adım gelir. Sen bir başla bakalım meselesi var ya. Bu çok önemli bir şey. İşte sen şu anda imanlı bir şekilde cennete gitmişsin gibi burada yaşamaya başla bakalım. O zaman ne oluyor biliyor musun? Ötelerde ötelemek yerine şimdi de sorumluluğu üstüne almış oluyorsun de, aslında. Cennetteki bak, burası ortamı biliyorsan hani orada ha, işte yaşantı, işte günah yok, ha, istediklerin oluyor ama Peygamber Efendimiz'e komşusun, işte inananlarla beraber olduğunu düşünüyorsun bu sefer. Evet. Dolayısıyla hareketlerini değiştiriyorsun. Yani yalan söylemeyeceksin o zaman, evet, işte kötülük yapmayacaksın, evet, bir sürü şey, haramdan uzaklaşıyorsun. İster istemez onu yaşamışsın. İmajinasyonunu aslında anlamak. Tabii tabii. Aslında burada psikolojik, evet evet, psikolojik düzeyde bir manipülasyon yapıyoruz. Yani sen çocukları 23 Nisan'da ne yapıyorlar? Bir saatliğine Cumhurbaşkanı yapıyor. Cumhurbaşkanı olsaydı ne yapardın? O çocuğun aslında içindeki arzuları ve niyetleri, belki gelecekte yapabileceği şeyleri şimdi de söylüyor. Hani dualarda der ya, vermek istemeseydi istemek eylemini vermezdi. O zaman ben şunu da sordum. Peki şu soru çok tehlikeli bir soru. Bir tane daha tehlikeli soru sordum ben. Peygamber Aleyhisselam bu dönemde yaşasaydı şu anda, çok güzel burada bir soru olsaydı, aslında, burada ama olsaydı, bir nasıl giyinirdi merak ediyorum. İki, mesleği ne olurdu merak ediyorum. Araba markasını bile merak ediyorum. Acaba hangi arabaya binerdim? Ya, bak şöyle, bunları niçin söylüyorum biliyor musun? Bunun altında biz maalesef, unutma hocam sözünü, biz maalesef zanda bulunuyoruz. İşte sorun orada. Şunu yapardı, bunu yapardı diye kendi fikrimizi ve aldığımız vesveseyle verirsek o zana gidiyor. Ama burada yapmaya çalıştığımız şey şu. Senin peygamberlik tanıyarak, bilin. Tanıyarak. Bak burada onu, Peygamber Aleyhisselam'ın kendisi ana konu değil. Senin peygamber hakkındaki vizyonun ne? O şekilde giriyor. Senin peygamberle ilgili vizyonunu sen ona giriyor. Biçeceksin. Yani peygamberi tanıyorsan, onun hakkında bilgin varsa bunu yapardı diyorsun. Noktasındaki kendi peygamberini de içeride uyandırmakla ilgili bir şeyden ne bahsediyoruz. Ne geldi cevaplar? Bunu sormadım. Bunu sormadım. Arkadaşlar dedi ki hocam bunu sorarsak dedi çok fena olur dedi. Hiç dedi girmeyelim, ben de tamam. Hocam iki dakika var, toparlayacağız. Burada sormuş ol. O zaman şöyle sorayım. YouTube videosunun altına, sen Cumhurbaşkanı olsaydın nasıl bir Türkiye projelerin ne olurdu? Şöyle mi yapalım? Sen ben mi? Evet evet, sen Cumhurbaşkanı olsaydın nasıl bir proje bu olurdu? İki dakikada bitmez hocam. Projelerin ne olurdu? İşte bu soru. Sorular ilmin yarısıdır. Ben biraz sert ve bu ya soruyu sormakla birlikte kendi istidatlarınızı inkişaf ettiriyorsunuz. Demek istediğimi anlatabildim mi? Hocam ben ilk icraatımı söyleyeyim mi? İnanılmaz bir ceza sistemi getirdim. O yüzden pek sevmezlerdi ama sonra alışırlardı. İnanılmaz bir ceza sistemi getirdim. Evet. Yani hayvan haklarından, kadın haklarından, tecavüzünden, sokaktaki yaşayışımızdan, çevreyle ilişkilerimizden tut. İnanılmaz bir ceza sistemi getirdim. Yani sorular, tetiklemeler bizdeki derin bilgileri açığa çıkartır. Bunları uygulamak anlamında değil, bunlar bir dua mahiyetinde sadece yapabilme potansiyelimizi de aslında gösteriyor. O zaman sen yaşamında bayağı disiplinli, bilinçli ve iradeli. Ya biraz daha detaycıyım. Detaycı, evet. Disiplinli olmaya zaten çalışıyorum. Ama tabii insanız, kuluz, hatalarımız var, yanlışlarımız var ister istemez. Bu programda da hani gelecek yorumları da çok merak ediyorum. Ya artık seni insanlar çok iyi tanıyıp bizi bildiğim için yani, şakalaşma niyetiyle de giriyorum. Tabii. Sohbet ortamında oldum. Ya sadece bu programla ilgili değil, yani diğer programları da izlesinler. Niyetimiz belli. Bir de bizi zaten referans almayın diyoruz yani kimsenin de. Aslında hocam ne olmasın. Yok yok, hiç ona o topa girmeyelim abi. Hadi gerek son, yok. Hadi kapatacağım. Cumhurbaşkanı olsan sen ne yaparsın? İlk icraatın, ilk. Ben direkt doğa, tarım, hayvancılık, direkt doğa, tarım. Yani doğa yani. Aklıma sadece doğa çok geliyor. Güzel. Mimari nokta sadece doğa geliyor yani. Çok doğru ama bir toprak ceza yani, sistemi de toprak lazım. Toprak yani, toprak. Tabii canım zaten.